TV40 ekranlarından selamlar, saygılar sevgili seyirciler. Tarım Masası bugün yine gündeme dair önemli konuların konuşulacağı bir program olacak. Biraz geç başladık çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya'da mitingi olması nedeniyle trafik allak bullak. Konumuz o yüzden biraz geç geldi. Bugün yine saat 22'de programı bitireceğiz. Programı da erken bitireceğiz. O yüzden tadı damaklarda kalacak bir program olacak bugün Tarım Masası. Konuğumuz kim? Konuğumuz Avrasya Tarım Ekonomistleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Zeki Bayramoğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ya sizi yorduk bayağı trafikte. Olsun. Önemli değil. İnşallah seçimler de ülkemiz için hayırlı olur. İnşallah. Ülkemiz için en hayırlı idareciler kimse Allah-u Teala onu nasip etsin diyelim. Zaten Tarım Masası siyaset üstü bir program. O yüzden programda tarımla ilgili olmayan siyasileri de ekranda Tarım Masası da zaten olmuyor. Hocam isterseniz ilk önce kısaca bir Avrasya Tarım Ekonomistleri Derneği'nin hedefleri nelerdir? Neler planlıyorsunuz? Kısaca oradan başlayalım. Evet, teşekkür ederim. Avrasya Tarım Ekonomistleri Derneği Türkiye'de akademik çalışan bilim adamlarının oluşturduğu bir dernek. 20 Haziran 2020 tarihinde kuruldu. Yaklaşık Türkiye'de zaten 23 Tarım Ekonomisi bölümünde 300 akademisyenimiz var. Bir de Tarım Bakanlığı'nın bünyesinde, TAGEM'in bünyesinde bulunan enstitülerde çalışan, akademik çalışan arkadaşlarımız var. Toplamda 350-400 kişilik bir akademik... O kadar üyeniz var mı hocam? Var. Tarım Ekonomisi akademik olarak çalışan tarım ekonomistleri var. Bunların kurmuş olduğu bir dernek. Toplamda 400'ün üzerindedir akademik çalışan ama bizim üyemiz, bunun %70-80'i bize üye. Hepsi de tabii ki bu gönüllülük ilkesine dayalı bir kurum. Evet. Tarım Ekonomisi Derneği neden kuruldu, neden ihtiyaç oldu? Şöyle, son 20 yılda tarım sektöründe çok ciddi ilerlemeler oldu. Hem de hızlı ilerlemeler oldu, baş döndürücü ilerlemeler oldu. Yani agronomistler, yani bu işin tarımın teknik yönüyle ilgilenen bitki koruma bölümü, tarla bitkileri bölümü, bahçe bitkileri bölümü, yani diğer agronomi bölümleri yapmış olduğu akademik çalışmalar özel sektörde, kamuda ve üniversitelerde sahaya en iyi şekilde yansıdı ve bu çiftçi gelirine, gıda arz güvenliğine önemli bir etkisi oldu. Bunu zaten hissedebiliyoruz son 20 yılda. Yalnız bir türlü şunu göremedik. Türkiye'nin 21. yüzyılda tarım sektöründe organizasyonel bir yönetimi, bir politikaların etkinliğini ve politikaların sektörün gelişme hızına katkısını göremedik. Böyle sanki iki ileri bir geri gibi. Bunun temel nedeni de sektörün büyük olması ve organize olamaması. Tarım ekonomistleri genellikle tarım sektörünün organizasyonuna yönelik olarak politikalar geliştirir, fikir üretir, yönlendirme yapar. Dolayısıyla bu her nasılsa sivil toplum kuruluşlarının, özel sektörün, kamu idarecilerinin tarım ekonomistlerini dikkate alması bir başka tarafa, tarım ekonomistlerinin de bir örgütsel yapı içerisinde bu çalışmaları yapıp ilgili makamlara sunması da önemli bir eksiklikti. Biz bizim üzerimize düşen eksikliği giderebilmek adına tüm tarım ekonomistleri bir araya gelerek böyle bir yapıyı oluşturduk. Ve bakanlığın üst düzeyine, sivil toplum kuruluşlarının üst düzeyine isteyen özel sektöre ve hatta şu anda da uluslararası açılım yapmak şartıyla böyle ülkemizin bu eksiğini gidermek yönünde bir gayretimiz var. Temel amacımız da budur. Evet. Dolayısıyla tarım ekonomistleri aslında tarımın içerisinde çok önemli bir boşluğu dolduruyor. Ya tarımın ekonomisi, girdi maliyetleri, evet, işte üretim planlaması, birçok konuda sizin uzmanlık alanınızda çok ciddi, evet, ihtiyaç var. Ben prensip olarak tarımın siyasete meze yapılmasını, siyasetin içerisinde tarım kullanılarak muhalefetin ve iktidarın birbirini yıpratmaya çalışmasını benimseyen bir insan değilim. Ama son yıllarda özellikle seçim dönemlerinde ki bu soğan krizi 2 yılda bir olan bir kriz. Evet. Bunun seçimle de fazla bir alakası yok. Ama siyasiler
Bu olaya özellikle sarılıyorlar. İşte soğan ekonomisi, soğan şöyle, soğan böyle. Biz soğan, onlar soğan konuşuyorlar, biz tok konuşuyoruz diyen bir iktidar da var. Bunun siyasetin dışında gerçekleri konuşacak olursak, et, süt ve soğandaki gıda fiyatlarındaki artış neden var? İstenilen seviyede neden değil? Şimdi her şeyden önemlisi şunu söylemem lazım. Soğan, patates, sair depolama ömrü uzun olmayan ürünlerde fiyat istikrarı sağlamak biraz zordur. Bunların temeli arza dayanır. Yani bu sorunun temeli arza dayanır. Eğer bir arz planlamanız yoksa tabii ki fiyat oluşturan arz ve taleptir. Talep 3 aşağı 5 yukarı soğanda da patateste de belli. Hı hı. Soğan ve patatesin sabit talebi var diyelim. Sabit değil ama arza göre biraz daha sabit olduğunu kabul edelim. Yıllar itibariyle arzda, soğan ve patates arzında meydana gelen dalgalanmalar, hı hı, fiyatı da dalgalandırıyor. Tabii bu sizin de ifade ettiğiniz gibi seçim öncesi dönemlere denk geldiğinde daha da büyük bir etki yaratıyor. Yani sanki bu siyaseten müdahale edilmiş, bilinçli olarak soğan fiyatları artırılmış veya azaltılmış gibi böyle bir şey var. Tabii ki bunun bunlarla bir alakası yok. Birazdan bahsedeceğiz. Daha önceki programlarımızda, toplantılarda, derslerde, 23 yıllık akademisyenlik hayatımında tamamında katıldığım bütün toplantılarda buna değiniyorum. Yani tarımdaki sorunların %70-80'ini üretim planlaması çözebilir, evet, ki şu an itibariyle mevcut Tarım Bakanı geldiği günden beri üretim planlaması diyor. Yani bu beni gerçekten çok sevindiriyor. Birkaç çalışma da yürüyor şu an itibariyle. Biz de içerisinde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Katkı vermekten gerçekten çok mutluyuz. Üretim planlamasıyla çözülebilir. Şimdi soğanla patatesin dediğiniz gibi 2 yıl veya bu periyodik bir 2 yıl değil ama 2 yıl üst üste olabiliyor. 3 yıl 4 yıl olamayabiliyor. Dolayısıyla bu her zaman fiyatlar düştüğünde ve aşırı derecede yükseldiğinde biz masanın başına oturuyoruz. Ne yapabiliriz? Ne yapacağız? Ne yapılmalı? Tabii kamu idarecileri ve ilgili kurumların hepsi özel sektörde dahil ne olacak bu patatesin soğanın hali derken sonuç kesinlikle ve kesinlikle bulunamıyor. Ya sübvanse ediliyor, çiftçi zararı giderilmeye çalışıyor. Ya tüketici sübvanse ediliyor, işte alınıyor, ucuza veriliyor vesaire. Ama bunların hiçbirinin kalıcı çözüm olmadığını biz biliyoruz. Bunun tek geçer akçesi, bunun tek bir yolu üretim planlamasıdır. İçerisinde bulunduğumuz zamanda ete süte ayrı gelelim. Çünkü onun biraz daha yapısı farklı. Ki onda da üretim planlaması kısmen olması gerektiğine inanıyorum. Üretim planlaması konusuna da gelince serbest piyasa ekonomisiyle yönetilen bir Türkiye'de ve ekonomide nasıl olur da müdahale edilebilir soğana, patatese? İşte atıyorum, işte soğan üretim alanları daraltılsın denilebilir mi? Veya bir çiftçiye sen soğan üretme, patates üret veya patates üretme, fasulye üret denilebilir mi? Bunların her birinin birbirinden gelirleri farklı. Üreticiye bunu üretme dediğiniz zaman üretmek istediğin ürünün gelirinden vazgeçirmiş olacaksınız. Burada bir mağduriyet doğacak. Bunu nasıl yapacaksınız? Ya şu an itibariyle yani gerçekten hem serbest piyasa ekonomisine uygun hem insanlara tercih hakkı tanıyan bir model var ortada. Şu an itibariyle uygulamaya konulmak üzere, belki seçim yılı olmasaydı şu ana kadar aktif olabilecek bir uygulamaydı. Şu anda yasal mevzuatı hazır, altyapısı çalışılmış. Muhtemelen seçimden sonra ki günlerde biz bunu tekrar konuşacağız, göreceğiz ve belki de uygulamaya da alacağız. Ya burada kişilerin eğer üretim planlaması kapsamında bir ürüne yer verilirse bunun sigortasının olacağını, bunun sözleşmeli yetiştiricilik kapsamında fiyat teminatının olacağını, üretim süreci boyunca işte girdi, aynı ve nakdi destek alınacağını ve ürün fiyatının gelir garantisinin olacağı yönünde çok geniş kapsamlı tüketiciye bir garanti sunuluyor. Tüketici bunu istemiyorsa bu sözleşmeyi, yani şu an itibariyle şeker pancarında olduğu gibi şeker pancarında bir sözleşmeli yetiştiricilik var. Aslında üretim planlaması konusunda Türkiye bu konuda çok çok deneyimli. Şeker pancarında sözleşmeli yetiştiricilik kısmen de üretim planlamasını 50-60 yıldır biz yapıyoruz zaten. Dolayısıyla buna benzer bir şey. Şimdi Türkiye'de bir çiftçiye şeker pancarı yetiştirmek istemiyorum dediğinde sen illa da şeker pancarı yetiştireceksin diye bir şey söz konusu değil. Şeker pancarı üretim alanlarımızı da ihtiyacımız kadar düzenleyebiliyoruz. Fiyatını artırıyoruz. Aynı nakdi desteklerimizi verebiliyoruz. Şeker pancarı işte biz Türkiye'nin ihtiyacı kadar şeker üretimine girdi olabilecek şekilde üretimini de sağlayabiliyoruz. Ama orada da şeker pancarında
işte Konya'da özellikle bu münavebe sistemi çok düzgün işletilen bir sistemdi. Nereye kadar? Özelleştirme. Fiyat farklarının özelleştirmesiyle beraber orada da denge bozuldu. Neden? Bölge dışından şeker farkları buradan şeker pancarı. Bunları tekrar oluşturulması zor bir şey değil. Sonuç itibariyle şeker pancarının bir kurumu var. Sahiplenen bir panko birlik kurumu var. Bunun gibi kurumların oluşturulması, kamu kurumu olabilir, özel sektör olabilir, kooperatif olabilir ki biz tabii ki kooperatiften yanayız. Ki kamu da kooperatiften yana. Tabii ki üreticiler bunu kooperatifleşmeyi de şeker panko birlik deki çalışmalardan dolayı süt üreticileri birliği, damızlık sığır yetiştiriciler birliği, birçok tarım kredi kooperatifleri, tarımsal kalkınma birçok kooperatifler var. Artık kooperatifleşmeyi de üreticiler de özümsemiş durumda. Artık bunlar herkes ortak bir fikir çerçevesinde kooperatifleşmenin etrafında toplanmış durumda. Dolayısıyla kooperatifler aracılığıyla bunun da yapılabileceğini ben inanıyorum. Şeker pancarında panko birliğin üstlendiği rolü diğer ürünler için oluşturulacak yapılarla bunları da fevkalade takip edebiliriz. Tabii hocam burada süremiz bugün çok az. Evet. O yüzden biraz sizinle yaptığımız programlarda programın başından sonuna kadar üretim planlaması konuşsak yine vakit yetmez demiştiniz siz. Evet. İsterseniz et ve süte bir kısaca değinelim. Değinelim. Et ve sütteki bu önlenemez yükselişin altında işte sanayiciye göre besiciler veya süt üreticileri şey yapıyor, fiyatları yükseltiyor. Ama üretici gözünden baktığınızda da yıllarca zarar eden üreticilerimiz var. Buna rağmen üretim yaptılar. İşte bizim hem tarım masası hem de ki sektördeki birçok insanın da inim inim inlediği bir inekler kesime gidiyor. Lütfen şu süt fiyatlarını arzu edilen seviyeye getirilin döneminde birçok inek kesildi. Yani 1 milyon, 1,5 milyon, 2 milyon gibi rakamlar konuşuluyor. Gerçek neden nedir? Bu fiyatları et ve sütte neden bu kadar yükseldi? Ya sonuç itibariyle bunun maliyet olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Herkes de bunu biliyor. Yani yemin de maliyeti. Bugün yoncanın kilogram maliyeti, sılacın bir kesif yemin kilogram maliyetlerine baktığınızda bunun et fiyatının neden yükseldiğini fevkalade anlayabiliriz. Şu an itibariyle 200 lira civarı bir kesim var. Karkas kesim fiyatı var. 215'teydi en son. Yani 200 lira civarında 210-215 lira. Şu anda bunun bu 210-215 liraya kesime giden etin 170 liradan fazla maliyeti var. Şimdi bu maliyetlere fabrikacıların maliyetine gelmeden önce biz üretim maliyetlerinden bahsedelim. Şimdi buradaki yaklaşık 30 liralık bir karla bunun sürdürülebilirliğini tartışmamız mümkün değil. Sonuç itibariyle enflasyonun %50 olduğu bir dönemde, %45-50 olduğu bir dönemde en az ki 6 aylık bir sürede bir hayvan kesime geliyor, bir besi süresi. Dolayısıyla %30 liralık bir kar yaklaşık işte %15'lik falan bir kara tekabül ediyor. Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir düzeyde bu karla bu işletmelerin sürdürülebilmesi mümkün değil. Dolayısıyla bunun gerisinde nedenine, bunun çözümünü de konuşmamız lazım. Yem fiyatlarına falan geldiğimizde yoncalın da sılacın da bir üretim maliyeti var. Bunların da şu an 2023 üretim dönemini konuştuğumuzda maliyetler biraz yüksek. Tabii ki 2022'de düşük girdilerle yüksek fiyat biraz çiftçinin eli rahattı. Ama bu sene öyle değil. Fiyatlar da dünya piyasalarında fiyatlar da geri çekilip gelirken maliyetler de bir tık artmış durumda. Dolayısıyla bu seneki kar marjı biraz daha düşük olacak beklentilerimize göre. Bu bitkisel üretimden elde edilen ürünlerin kar marjının düşük oluyor olması da üreticiler de zor durumda bırakırken aynı ürünlerde yem girdisi olarak yem girdisi aynı zamanda. Dolayısıyla bunların fabrikacının maliyetleri de bu yemleri ancak bu kadar üretecek, bu fiyatlarda üretecek düzeyde. Dolayısıyla burada ne yapılabilir? Yemlerin maliyetleri, hem kesif yemin hem de kaba yemin maliyeti, hem de üreticinin maliyeti. O zaman şunu söylemek lazım. Asimetrik bir şey söylemek istiyorum. Yani tamam, tüketicilerin et
tüketmesini hepimiz istiyoruz. Herkesin et tüketmesini canı gönülden hepimiz istiyoruz. Ama tüketiciler düşük fiyattan et alacak, düşük fiyattan süt içecekler diye süt ve et fiyatlarını baskılamak hayvancılık sektöründe inanılmaz kalıcı ve telafisi mümkün olmayan zararlara ve uzun dönemde telafisi mümkün olmayan zararlara neden oluyor. Ya dolayısıyla ya bir miktar et fiyatlarının yüksek olmasına göz yumulacak. Belki enflasyonu olan olumsuz etkilerinden dolayı da belki yükselmesi istenmiyor olabilir ama ya sonuç itibariyle enflasyon içerisindeki en yüksek etkiye sahip, tamam, birincisi ekmek, ikinci sırada et geliyor. Ama o bir miktar enflasyon, ki o da ay yüzde işte yıllık itibariyle baktığımızda %35'lerde şu anda enflasyon, %32'lerde yıllık enflasyon, yani %1'e falan anca tekabül eder. Ya onun için yani sürekli bu fiyatları baskılamadan bir miktar üreticinin sürdürülebilir bir kar elde edeceği düzeyde gitmeli. Tabii ki kamu bunu farklı yolda destekliyor. Hocam, destekler var ciddi bir anlamda hayvancılık. Orta isterseniz hemen desteklere de gelelim hocam. Evet. Şimdi dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı Mehmet Uçup'un bir programı vardı televizyonda. Parlamenter sistemde bakanlıklar, işte bu hükümetin bütün bakanlarının bir bakanlığın projesine veya herkesin olur alması gerekiyor. Ama Cumhurbaşkanlığı sisteminde böyle bir zorunluluk yok dendi. Et olayında, süt fiyatlarında Gıda Tarım Hayvan Tarım ve Orman Bakanlığı Hazine Bakanlığı'yla beraber hareket ediyor. Ve süt fiyatlarının bu baskılanmasında da en büyük baskı Hazine Bakanlığı'ndan geldiği söyleniyor ki, bunun bir fabrika mantığıyla düşünüldüğü için işte biz üretim kapasitesini düşürelim, yarın işleri yolunca da açalım deme şansının olmadığını bilinemedi bana göre. İşte ineklerin kesime gitmesi, kesilen bir ineğin 36 ayda yerinin dolması, bu çok önemli bir sıkıntı. Burada mesela yine iddia edilen konulardan birisi, ki önemli bir isim, İsmail Kemaloğlu'nun söylediği bir söz. Hayvancılıkta kırılma noktası, verilen desteklerin bu ipotek teminat nedeniyle kırsaldan şehirlerde teminat verenlere kaydığını, bu nedenle de hayvancının kırılma noktalarından birisinin de bu olduğu söylendi. Nasıl düzelecek? Yani üretici korumadan tüketici korunabilir mi? Şüphesiz ilk önce üreticiyi korumak lazım. Yani üretici gıda arz güvenliğinin teminatıdır. Bundan vazgeçmek mümkün değil. Yani şöyle söyleyeyim, hem hayvancılık işletmelerinde hem de bitkisel üretim işletmelerinde küçük ölçekli işletmelerin ağırlığı çok fazla. Dünya genelinde küçük ölçekli, yani aile işletmesi dediğimiz işletmelerin oranı %80'lere varıyor. Yani ülkemizde de hemen. Yani öyle, %70'i küçük başta da büyük başta da küçük ölçekli işletmelerden oluşuyor. Şimdi bunun hem olumlu hem de olumsuz yönleri var. Kırsal alanda sermayenin birikimi, tasarrufu çok düşük olduğu için büyük ölçekli işletmeleri oluşturma imkanı kısa sürede gerçekleşmiyor. Dolayısıyla tarım dışı sektörlerde oluşan sermayenin, işte buna gönüllü insanlar veya girişimciler tarafından tarımsal alanı hayvancılıkta, bitkisel üretimde veya tarıma dayalı sanayiye dönüştürülmesi, yatırılması tarıma kazandırılmış sermaye olarak görülebilir. Bu bir işin pozitif tarafı. Kısa sürede tarımın kendi iş dinamiklerinden oluşan tasarrufun uzun sürede meydana gelebileceği düşüncesiyle, ki kamu da bunu sonsuza dek bu şekilde destekleyemez. Bunun pozitif tarafları da var. Ama uzun dönemde üretim planlaması ve tarım işletmeleri, ki burada bir parantez açmak istiyorum. Türkiye'de tarım işletmelerinin yasal bir tanımı söz konusu değil. Yasal bir kanun çerçevesinde konuşulabilmesi söz konusu değil. Şu an itibariyle tarım işletmesi kimdir? ÇKS'ye kayıt yaptıran ve ÇKS'de işletme numarası olanlar. Biz de biliyoruz şu an itibariyle ÇKS sistemi tam bir tarım işletme sistemini oluşturmuş değil. Destekler ürün bazında verilmektedir şu anda Türkiye'de. Biz bunun işletmenin tanımının yapılıp ve işletme bazında desteğin verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Şu anda nasılsa sanayide bir sanayi işletmesi bir kimlik numarasıyla ticari faaliyetini yürütüyor. Kırsal alanda da bir çiftçi bir işletme numarasıyla ticari faaliyetini yürütmeli ve bütün parselleriyle birlikte.
ayçiçeğine ayrı, buğdaya ayrı veya süte ayrı destekten ziyade işletmenin bir bütününe destek vererek bu üretimi kontrol edebiliriz diye düşünüyoruz. Aynı bu şekilde olduğunda da hem de kooperatifleşme çatışısı altında büyük sermayeleri bir araya getirip o işte tarım dışından ihtiyaç duyduğumuz, tarım sektörü dışından ihtiyaç duyduğumuz sermayeyi tarımda oluşturabiliriz ve biriktirebiliriz diye bir öngörümüz ve önerimiz var ki bu kesinlikle mümkündür. Küçük ölçekli işletmeleri büyüten tek yöntem de zaten örgütlenme, kooperatifleşmedir. Ya kooperatifleşme de ülkede işte kötü bir şöhreti var inşaat sektöründeki kooperatifleşme modelinin. Aslında bütün dünyanın uyguladığı bir sistem bu. Tarımda büyüme, tarımda gelişim, tarımda yani arz talep dengesini garantisi olarak da kooperatifler gözüküyor. Ama ülkemiz yeni yeni işte Torku gibi kooperatiflerin başarı hikayesi olan kooperatifler çoğaldıkça bu da çoğalacak. Ama isterseniz gelelim esas konumuza, üretim planlaması. Şimdi üretim planlamasında 2001 ile 2022 arası bitkisel üretimden çok yıllı bitkilere bir geçiş söz konusu. Yani bitkisel üretimde 1.4 milyonluk bir azalma var. Tüm tarım alanlarında da yaklaşık 2.5 milyon hektar bir azalma var. İşte meyvecilikte çok yıllı bitkilere bir kaçış var. Bunu bir risk olarak görüyor musunuz? Şimdi onlara size farklı bir istatistik vererek ve farklı bir bakış açısıyla yorumlayın. Şimdi üretim planlaması sadece gıda arz güvenliği için ya da ülkenin de yaşayan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak ürün miktarını bize verecek üretim alanlarının tanımlanması değil. Bunun ötesinde gıda arz güvenliği diyoruz ki buna, bunun ötesinde ülkenin uluslararası piyasalarda oluşturmuş olduğu rekabet gücünü destekleyecek bir üretim miktarıyla birlikte, kendisinin ticari ilişkilerinin bulunduğu ülkeleri de göz önünde bulundurarak, onların ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak ve de bizim üretemediğimiz veya üretmekte dezavantajlı olduğumuz ürünleri de dışarıdan tedarik edebilecek bir nitelikte hazırlanmış ve bu hazırlığın içerisinde üreticilerin kırsal alanda sürdürülebilir bir şekilde işletmecilik faaliyetinin yapılabilmesini sağlayan şartları da kapsarken aynı zamanda o tarımsal faaliyette çalışacak iş gücünün teminini de, ki şu an itibariyle tarım sektörünün en önemli problemlerden bir tanesi iş gücü, tartışmasız. Hatta sorularımız içerisinde var o yabancı işçi problemi. Çok güzel olur onu da konuşsak. Hatta şu an itibariyle tarım sektörü açısından 14 Mayıs seçimlerinden daha önemli bir gündemdir. Şu anda kırsal alanda işçinin varlığı, hayvansal üretim faaliyetlerinde, şu anda bitkisel üretim faaliyetlerinde sulama işleri falan bu başladı. Dolayısıyla üretim planlaması bütün bunların tamamını, makine yatırımlarını, hatta bir adım daha ileri gidiyorum, mekansal yerleşmeyi, köylerin mekansal refahını, üreticilerin ve iş başarısını artıracak bir mekansal planlamayı da kapsayacak bir üretim planlamasını öngörüyoruz. Bu sadece, yani altyapı üst yapı deniliyor ya, altyapıdan üst yapıya ve üretim faaliyetlerinin tamamının işlerini kolaylaştıracak bir planlamadan bahsediyoruz. Bu sadece A şahsı şeker pancarı yetiştirsin, B parselinde buğday yetiştirsin mantığının çok ötesindedir üretim planlaması. Dolayısıyla buradan yola çıktığımızda ülkenin ilk önce tarımsal üretim adına makro hedeflerinin ortaya konulması lazım. Burada şöyle söylemek istiyorum. Son 20 yılda yaklaşık %20 oranda mutlak dediğimiz, yani bizim zorunlu ihtiyacımız dediğimiz baklagiller ve tahılların üretim alanlarının çok yıllık plantasyonlara kaydığını görüyoruz. Bunun nedeni ne? Çok yıllık plantasyonlardan elde ettiğimiz meyvelerin dış ticarette, ihracatta yüksek fiyatlı olması, ciddi gelir getirmesi. Dolayısıyla girişimciler gelir elde etmek için, ki
bir işletmeciyi kendi başına bırakırsanız en yüksek karı veren yani, üretim faaliyetine gider. En azından bu konuda suçlayamazsınız. Kesinlikle. Yani sonuç itibariyle bir üretim planlaması, yani bir açık alanın çok yıllık plantasyona dönüştürülmesinde bir izne tabi olunması lazım. Şimdi işte elma üretimimiz var 3-3,5 milyon ton. Biz bunu artıralım. Şimdi içeride bir elma tüketiminde bir artış mı var? Talep mi var? Yok. Dış ticarette yeni bir pazar mı bulduk? Pazar da bulmadık. Elma plantasyonlarını neden artıralım? Şu an itibariyle elma üreticiliği yapan, yetiştiriciliği yapan kesim belirli bir miktarda kar seviyesine ulaşmış, sürdürülebilir kar seviyesine ulaşmışsa onu daha da destekleyelim. Şimdi üretim alanlarını artırdığımızda arz fazlası olacak, fiyat düşecek. Bunu yapan, buradan geçim sağlayan, gıda arz güvenliğine katkı sağlayan kesim de bundan vazgeçecek ve biz bu problemlerle baş başa kalmış olacağız. Koyunda bunu yaşadık. Sütteki dalgalanmanın, etteki dalgalanmanın sebepleri de budur. Zamansız ve plansız destekleme. Destekleyelim. Nereye kadar destekleyelim? Desteklemenin de bir sınırı. Kimi destekleyelim? Son derece önemli. Evet. Kimi destekleyelim ve nasıl destekleyelim? Dolayısıyla bunların hepsi üretim planlamasının içerisinde yer alan konular. Yani üretim planlaması denildiğimizde sıklıkla masanın üzerine şunlar geliyor. Ya hangi parsele ne üretilecek, nasıl karar vereceğiz? Ya bu planlamanın en son geldiği nokta. Şimdi 99 yıllarından başlayan hayvancılıkta bir atılımımız var. Aslında 80'li yıllardan sonra, ben hikayeyi hızlı geçiyorum zamanımız olmadığı için, son 20 yılı ele alıyorum. Son 20 yıldaki temelimiz neydi? İşletme başına düşen geliri artırmak için, işletmelerimizde yüksek kültür ırkı hayvanların varlığını artırmaya çalıştık. Bunları sürekli destekledik. Bizim önceden, 2000'li yıllar öncesinde yerli ırkların sayısı fazlaydı. Mera'ya dayalıydı ve Mera'dan beslenme potansiyeline sahipti. Bir şekilde az miktarda et süt verebiliyordu. İşletme gelirleri düşüktü. Ve biz bunu yüksek kültür ırkı hayvanlarla değiştirdik. Şimdiki işletmeler yüksek kültür ırkı hayvanlar ve otelcilik mi yapıyoruz diyorlar. Şimdi ben size bir programda otel tipi hayvancılık deyince ya öyle bir kavram yok. Nereden çıkardınız? Onu hatırlamaya çalışıyorum. Geçen hafta da konuştuk bu konuyu. Evet. Otel tipi hayvancılık. Evet, otel tipi hayvancılık dediğimiz, yani entansif diyoruz biz ona teknik anlamda. Tabii ki bunun bir maliyeti söz konusu. Şimdi Türkiye'de su stresi yaşayan ülke sınırları içerisindeyiz. Bir ülkeyiz ve bir de Konya'dayız. Suyun daha da yokluğunun hissedildiği bir yerde. Hayvancı sayısının Türkiye'de en fazla olduğu yerdeyiz. Yem bitkileri üretim alanının en geniş olduğu yerdeyiz. Şimdi bu su kısıtının olduğu yerde enerji maliyetleri yüksek. Biz bu yem bitkilerini yetiştirirken yüksek maliyetle yetiştiriyoruz. Bunlar etin, sütün fiyatlarına yansıyor. Dolayısıyla 99'dan bu tarafa işletme gelirlerini yükseltmek için yaptığımız çalışmalar, atılımlar hayvancılık sektörünü dar boğaza sokmuş durumda. Şu anda yüksek kültür ırkı hayvanlarla melez dediğimiz entansitesi yüksek, yani yüksek girdili, yani kapalı ortamlarda yetiştirdiğimiz hayvanların oranı %90'a ulaşmış durumda. Şimdi biz ne için yola çıkmıştık? İşletmelerin gelirlerini yükseltmek için. Ama o hedefe ulaşamadığımız gibi zaman zaman da et süt krizi yaşıyoruz. Evet. Uzun dönemli makro planlarımız tarım sektörü için makro planlarımız olmalı. Bu makro planlarımız sizin de programın başında söylediğiniz gibi siyaset üstü olmalı. İktidardaki partinin değişmesinden, bakanların değişmesinden, bürokrasinin değişmesinden hiçbir zaman etkilenmemeli. Anayasal hüküm niteliğinde olmalı ve bir devamlılık ve bir istikrar olmalı ki bu alana yatırım yapan, şimdi 20 yaşın köylerde genç yok diyoruz. İşte 55 yaş ortalamasından konuşuyoruz ki dünyada böyle. Bu genç insanları kırsal alanda tutmak için onların geleceğe yönelik, onlara geleceğe yönelik olarak bir beklenti oluşturmak lazım. Şimdi 2 yılda bir, 3 yılda bir fiyatların düşmesi, dalgalanmasının neticesinde dar boğaza giren veya girdi fiyatlarının yükselmesiyle dar boğaza giren bir hayvancılık sektörüyle uğraşan bir işletmecinin oğlunu, neyse işletmedeki genci geleceğe yönelik olarak nasıl bir beklenti içerisine sokabilirsiniz? Yani bu risk her zaman sürdürülebilir bir şekilde karşılanamaz. Ya sonuç itibariyle bu insanın sağlığını da bozar, psikolojisini de bozar. Ya sonuç itibariyle sürdürülemez yani. Dolayısıyla bütün bunların planlanması, bütün bunların sürdürülebilmesi lazım. Yani hayvancılık işletmelerindeki maliyetin
işletmecileri geleceğe yönelik olarak bir beklentisinden uzak tutması hayvancılık işletmelerinin sürdürülebilirliğini son derece olumsuz etkiliyor. 99'da başlayan bu serüvenimizin bizi getirdiği nokta bu. Bunun da en temel nedeni bizim en üst düzeyde uzun dönemli bir makro planımızın olmayışıydı. Bundan sonraki dönemde inşallah şu anda konuşulan üretim planlamasından ben son derece umutluyum. Yani kısmen de işin bir tarafında alt gruplarda çalışmasını yapmış olmaktan dolayı konuyu da bildiğim için biraz da ümit varım. Ayağa yere basar bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Geleceğe yönelik olarak bu ve benzeri sorunları daha az konuşacağımızı düşünüyorum. Ki dünya tarımını konuşuyoruz. Bir örnek vermek istiyorum. 2 ay önce Amerika Birleşik Devletleri'nde bir eyalette bir karar alındı. İş gücü tedariğindeki zorlanmadan dolayı sebze üretimini azaltıp ve sebzeyi dışarıdan getirme kararı aldılar. Yani bu dünyada tarımdaki bu uzun dönemli istikrarsızlık dünya genelinde bununla ilgili birçok şeyi söyleyebilirim. İngiltere'deki domates üretiminin durma noktasına geldiğini, Hollanda'daki hakeza seralarda bayağı bir problemin olduğunu, yine iş gücü ve enerji maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı üretimi durdurma noktalarına geldiğini, bunları vesaire hepsini siz de takip ediyorsunuz. İşte hocam burada da şimdi süremiz de 15 dakikamız kaldı. Evet. Bizim devamlı zaman konusunda problemimiz yoktu ama mevcut seçim nedeniyle program süremi kısaltmak durumunda kaldık. Şimdi köylere göçün sağlanması, yani şehirlerden köylere dönüşün sağlanması için tedbir almak gerekiyor ki geçen hafta sevgili Celil Çalış program konuğumdu. Mesela benim ilk defa duyduğum ve çok benimsediğim bir düşüncesini söyledi. Köylere dönüş sadece Tarım Orman Bakanı'nın işi olmamalı dedi. Yani Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı'nın köye dönüşün sağlanması için projelere katkı vermesi gerektiğini söyledi. İşte bunu sigortadan tutun, barınma konusunda. Yani sadece aileden sorumlu bakanlık sadece muhtaç olanlara yardım etmek değil, bu tür projelerde de olması gerektiğini söyledi. Size göre hangi tedbirler alınırsa şehirlerden köylere tersine göç sağlanır? Yani şimdi bu tedbirlerin hepsinin önemli olduğunu düşünmekle birlikte, ben bilim adamıyım, ben istatistiklerle ve rakamlarla konuşmak isterim. Televizyonun başındaki izleyicilerimize de tavsiyem, açsınlar Dünya Bankası'ndan, FAO'dan, Dünya İş Gücü Örgütü'nden ve bütün uluslararası OECD'nin istatistiklerinden baksınlar. Dünyanın hiçbir yerinde yıllar itibariyle, ben kendimi incelediğim için söylüyorum, kırsal nüfusun yıllar itibariyle arttığını gösteren bir istatistik yok. Sürekli bunun içerisine tarımı ve sanayisi, ekonomisi en gelişmiş 3 ülkeden bahsediyorum. Amerika, Fransa ve Almanya hali hazırda kırsaldan şehre göç devam ediyor. Ama hocam orada sanayi devrimi gerçekleşmiş. İş şimdi, problemi yok. Parantez içinde tarımla beraber sanayi. Parantez gibi. İçerisinde şunu söyleyeyim. Tarımı zaten bir sanayi gibi çok gelişmiş. Her türlü mekanizasyon ve teknolojilerin üretimin olduğu yere fabrikayı kurmuşlar. Evet. Şu an itibariyle Türkiye'de Celil Bey'in söylediğine katılıyorum. Bunu tek başına tarım sektörü çerçevesinde değerlendirmemek lazım. Ekonomiyi bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Yani iktisadi teoride sektörler arası iş gücü transferi dünyanın bütün ülkelerinde ve bütün zamanlarda vardır. Bu sektörlerin gelişmişlikleri ve sosyoekonomik refahlarının insanlara sağladığı bir olanaktır. İnsanlar hangi sektörlere cazibe oluşturmuşsa oraya doğru meylederler. Şu an itibariyle bizim tarım sektörünün cazibesini diğer sektörlerden daha fazla nasıl artırabiliriz sorusunu tartıştığımızda tarım dışında şu an itibariyle Türkiye'nin kalkınma sürecinde olan bir ülkede ciddi anlamda yatırım fırsatları söz konusu ve iş fırsatları söz konusu. Kırsal alandaki bu riskleri göze alamayan üreticilerimiz tarım dışı sektörlerde kendilerine alan oluşturmak durumunda kalıyorlar. Bir de şunu söyleyeyim. Tarımda gelir elde eden büyük çiftçilerimiz var. Yani parayı kazanan, ölçek ekonomisinden faydalanan, onların da yatırımları tarım sektörünün dışında. Onlar da kendi çocukları için geleceğe yönelik olarak tarımda bir gelecek hazırlıyorlar mı? Önemli bir bölüm onlar da hazırlamıyorlar.
Onlar da çocukları şehirde ya müteahhitlik yapıyorlar ya eğitimli insanlar işte belirli bir meslek sahibi olmuşlar. Dolayısıyla Türkiye'de tarımın sektörünün veya çiftçiliğin prestijinde bir sorun var. Yani bu algıyı sosyolojik olarak bunu bir kere tartışmamız lazım. Bunu dönüştürmemiz lazım. İkinci husus, köydeki vatandaşın sosyolojik olarak kendisini ikinci sınıf vatandaş olarak düşünmemesi lazım ki çünkü çok ciddi düzeyde gelir elde ediliyor ve bir tarım arazisinin yani bir insanı statü sahibi yapan sahip olduğu varlıklardır. Yani bir dekar arazinin değeri şu an itibariyle Konya civarında herhalde 10'dan başta 100'e kadar belki bilmediğim 100'ün üzerinde de tarım arazileri vardır. Ortalama 50 bin lira 40 bin lira desek 100 dekar arazinin maliyeti milyonları bulunuyor ki bu şehirde yaşayan bir insanın ulaşabileceği kolay ulaşabileceği bir servet değil. Bunun üzerinde var 100 dekarın üzerindeki araziler de var. Bunların sosyolojik olarak Aile Bakanlığı ve sair bakanlıkların yönlendirilmesiyle bunların idrak edilmesi lazımken bunun ötesinde köyden köye geri gelecek insanların ve köyde yaşayacak insanların ihtiyacı olanlar nelerdir? Biz neyi tartışıyoruz? Kırsal alanda sosyal dezavantajlı bir bölge, insanların sosyal aktiviteleri, faaliyetleri ve köy kırsal alanın sosyal donatısının olmadığından bahsediyoruz. Şimdi şunu mu yapalım? Köye bir tiyatro yapsak insanlar gelir mi? Gelmez. Bir eğlence merkezi yapsak insanlar? Bunlar gelmezler. Dolayısıyla köyde yaşayan insanların kendinin kırsal alanda veya kırsal alanın dışında yaşayabileceği bir kültürel bakış açısına sahip olması lazım. Kırsal alandaki bir insan ne kadar çok parası da olsa bizim söylediğimiz sosyal aktiviteleri yapabilmesi aklına gelmez çünkü böyle bir kültürle yetişmemiş. Hocam orada da biraz daha genişletelim konuyu yabancı işçilere bağlayalım ve 10 dakika bağlayacağız. Var. Evet. Şimdi Türkiye yaş ortalaması 30 civarı. Evet. Kırsaldaki çiftçi nüfusu 57 55 civarında. Evet. 55-57 civarı. Her yılda artıyor bu. Şimdi köyde yaşayan bir gence kız verilmediği sürece de problem burada başlıyor zaten. Yani şehirlerden köye göçün sağlanması tabii ki sosyal donatlar işte devletin sigorta konusunda pozitif ayrımcılık yapması ve devletin karşılaması gibi. İşte sağlık ocağıdır, okuldur. Ya sosyal donatılarda eğer biz mesela deprem bölgesinde yapılan yeni köy evlerine baktığınızda ben o öyle bir yerde yaşamak isterim. Bunun sağlanması için çok mu zor? Şimdi zor değil ama şunu söylemek lazım. Biz kırsal alanda gençlerin köylerde neden kalmadığını, kalmak istemediğini bugün bir kurumda bunun bir sunumunu gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz bir köyde hem de bir Konya'nın büyük bir ilçesine yakın 8-9 kilometre bir köyde bir kırsal kalkınma yatırımlarının gençlerin geleceğe yönelik tarımda kalıp kalmamasına yönelik çalışmanın bir parçası olarak bir sonuç vardı. Bunu tartışırken şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Sonuç itibariyle gelir seviyeleri yüksek ailelerin çocukları bile kırsal alanda kalmak istemiyorlar. Kırsal alanın statüsünün sosyolojik olarak insanlarda oluşturmuş olduğu psikolojik algının değişmediği müddetçe şunu söyleyeyim. Siz kırsal alanı seviyorsunuz. Yaş itibariyle orada biraz daha güzel vakit geçireceğinize inanıyorsunuz. Peki 20 yaşındaki 30 yaşındaki insan için aynı şeyi daha güzel bir evde vakit geçirebileceğini düşünebiliyor musunuz? Bunun şu an itibariyle onun gözünden baktığınızda iyi bir ev de onun için yeterli olmayabilir. Dolayısıyla bu konu sosyolojik bir konudur ve toplumsal algı konusudur. Bunun çok geniş çalışılması lazım. Birkaç cümleyle izah etmek istiyorum ama zamanın yetmeyeceğinden de endişe ediyorum. Şöyle bir durum söz konusu. Kırsal alanda diyelim ki bir üniversite mezunu şehirde yetişmiş ve şehrin bütün sosyal imkanlarından faydalanabilecek kültür seviyesine de ulaşmış. 50 kilometre, 100 kilometre uzakta bir işletmede, şehirden uzak bir işletmede yaşıyor olsa o kültürel ihtiyaçlarını karşılamak için ayın veya haftanın belirli bir günlerinde şehre gelmekten imtina etmez. O sosyal kültürel ihtiyaçlarını fevkalade giderebilir. 100 kilometre ilerideki işletmesini de fevkalade başarılı bir şekilde yönetebilir. Yani ne demek istediğimi gayet iyi anladığınızı düşünüyorum. Bu kırsal alanın sosyal kültürel dönüşümüyle alakalıdır. Her evin önüne birer çuval para da bıraksanız o insanlar o köyde
tatmin, sosyal kültürel ihtiyaçlarını karşılamakta tatmin olmuyorsa... Yani bu belki şöyle bir çözüm de olabilir. Evet. İlçelerimiz de bu konuda bizim yeterli değil. Yani atıyorum Konya merkezle işte bir ilçesindeki sosyal donatı, kültürel faaliyetler veya o açlığı doyuracak yatırımlar ilçelerde diyor. Aslında kalkınmayı şehirlerden ilçelere, ilçelerden de köylere yansıtılabilir ama geniş bir konu. Geniş bir konu. Bir zamanda konuşmak bir lazım. Cümleyle şöyle söyleyeyim. Girişimci bir insan, örnek veriyorum İstanbul'da girişimci Konyalı geliyor Konya'nın bir köyünde bir tarımsal yatırım yapabiliyor. Ve yılın önemli bir zamanı böyle çiftçilerimiz var. Yılın belirli bir zamanını da burada geçirebiliyor. Yani bu girişimciliğin arkasında girişimciliği destekleyen en önemli özelliklerden bir tanesi de sosyo kültürel özelliklerdir. Bunları farklı bir masada dedim ya. Ya sonuç itibariyle tarım sektörünün sorunlarına bakanların bakış açısını değiştirmesi lazım. Yani idari anlamdaki bakanlardan bahsetmiyorum. Bakanların bakış açısı değiştiği zaman tarımda doğru pencereden soruna baktığımız zaman çözümü de doğru tespit edeceğiz diye düşünüyoruz. Çok ciddi finansal kaynaklar ayrılıyor kırsal alana dönüş için. Bu güzel olmasını fevkalade destekliyorum ama kesinlikle yeterli olacağına inanmıyorum. Yani kime verildiği orada da çıkıyor ki ben 2012 yılından bu tarafa kamera önünde olan bir insanım. 2012 yılındaki programlarda bahsettiğim konu üretim planlamasını o zaman konuşmaya başlamışım ki tarımın tam içinde olan bir adam değildim. En azından tarımın medyasını fazla bilmeyen bir insan olarak 2012 yılında konuşmuşum. Yıl 2023'e gelmişiz. Denemeler olmuş da Faruk Çelik döneminde olmuş. Havza bazlı model denmiş, şu olmuş, işte yarısı sizden, yarısı bizden kampanyalar yapılmış. Belki ilk defa Sayın Kiritçi döneminde de biraz daha ete kemiğe bünür bir hale geldik. Onda da seçim geldi. Kendisi milletvekili olacak, bakan olmayacak. Dolayısıyla şu yabancı işçi olayını konuşacağım ama tarımın siyaset üstüne... tarım politikalarının siyaset üstüne çıkarılması için de artık radikal bir kararı mevcut iktidar veya yarın kim iktidar olacaksa mevcut iktidar da olabilir, muhalefet de iktidar olabilir, o bizim işimiz değil. Ama sonuçta tarım politikalarını siyasetin üstüne çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili bir cümle alayım hemen peşinden de tarımdaki bu iş gücü yani tırnak içerisinde yabancı işçi. Afgan, Suriyeliler. Evet. Bunların problemi nasıl çözecek? Adı belli değil, sanı belli değil, kimliği yok. Ve borsa oluşturmuşlar. WhatsApp ağıyla ücretlerini 20 bin lira, 25 bin liraya çıkarmışlar. Evet. Nasıl çözecek? Şimdi bununla ilgili tabii ki bunlar hukuki meseleler. Hı-hı. Uluslararası arenada bizim bunların çalıştırabilme olanağımız şu anda yasal olarak söz konusu değil. Ama bu konuda bir adımın atılması lazım. Ben bilmiyorum belki de biraz fazla katı düşünüyor olabilirim. Bu konuda bir proje de hazırladık. Bu yabancı işçilerin çalıştırılması üzerine sendikal bir kurumun oluşturulup ve bunların bir düzen çerçevesinde çalışması. Hatta biraz daha ileri gidiyorum. Nasıl ki Almanya zaman zaman diğer ülkelerden işçi ihtiyacını karşılamak üzere ilan veriyor, duyuru yapıyor. Kendince bir seçim kriteri uyguluyor. Biz de gerekirse Afganistan'dan belli bir anlaşma yapıp belli bir yasal zeminde oradan gidip belirli kriterler çerçevesinde hem de aileleriyle birlikte çünkü o insanlar kaçak yollardan geliyorlar. Aileleri de burada olmuyor. Onların sosyal düzenleri de hiçbir zaman olmuyor. Buraya getirip ve getirdiğimizde de burada oluşturacağımız bu örgüt çatısı altında kooperatif olur, sendikal yapı olur, herhangi bir kurum olur altında bunların maaşlarını da belirli bir düzeyde ve bir işletmeye zimmetleyerek. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Bir işletmede çalışıyorlar. Atıyorum 10 bin liraya çalışıyorlar. Bir başkası telefon açıyor. Diyor ki sana 12 bin lira sabah kalkıyorsun. Adam yok. Zaten kimlik yok. Bir şey yok. Hiçbir şey yok. Bir işletme, birçok işletme bu iş gücü nedeniyle sürdürülebilirliğini kaybetti ve kapandı. Ve kimisi zararını hayvanlarını satmış durumda. Şu an itibariyle tarım sektörüne iş gücü temininin ötesinde yapılabilecek daha önemli bir işin olduğunu düşünmüyorum. Acilen
yabancı işçiler, hatta bazen diyorlar ya işte bu yabancı işçiler gitmeli gel vesaire. Ya şu an itibariyle bazen konuşulurken, tamam bunlar da milli meseleler ama konuşulurken biraz bu işin arkasının önünü düşünmeden konuşuluyor. Gerek sanayide gerekse tarım sektöründe çok ciddi sayıda yabancı işçinin çalıştığını biliyoruz. Tarım sektöründeki Afganlar yani bizim evin adamından daha kıymetli hale gelmiş durumda. Yani amiyane bir yani tabirle. Yani Afganlarla Suriyeliler biraz daha ilişiyor konuda. Afganlar biraz daha ön planda sanki. Fark etmiyor. Yani tarım sonuç itibariyle yabancı iş gücü statüsünde bunların belirli bir bazı ülkelerde var. Mesela bir ülkeye gittiğinizde size birisi kefil oluyor ve onun kefaletiyle ülkede dolaşabiliyorsunuz. İsim vermeyeyim. Bazı üçüncü dünya ülkelerinde bunlar var. Ya biz de burada bunu bir sistem çerçevesinde oturtturmak zorundayız. Hayvancılık sektörünün geleceği için son derece önemli. Şu an itibariyle hayvancılık işletmeleri yem maliyetinin altından kalkar ve ama iş gücü probleminin altından kalkamayacak durumda. Bu sadece iş gücü mü? Bugün bir arkadaşımla konuştum, yani çiftçi. Şu an itibariyle diyor ya 500 lira diyor, hatta diyor biraz zorlanırsam 1000 liraya kadar çıkacağım ki işte günlüğüne sulama işçisi, ki sulama zamanımız da geldi zaten. Dolayısıyla bu bitkisel üretimin de sürdürülebilirliğini tehdit eden bir durum haline gelmiş durumda. Şunu söyleyeyim. Bazı radikal kararlara ihtiyaç var. İş gücünde çok ciddi radikal karar alınması lazım. Türkiye'deki yabancı meselesinin tarımı ilgilendiren kesimi kesinlikle siyasetin üstünde bir şey. Bütün ilgililerin bir masa etrafında toplanıp buna acilen bir çözüm üretmesi gerekiyor. Nasıl ki Konya'da bir tarımla ilgili bir konu olduğunda ilk önce sudan başlıyoruz. Şu anda Türkiye'de tarımla ilgili bir şey konuşulacaksa ilk önce yabancı iş gücü meselesinin çözülmesi lazım. Türkiye'deki gençlerin bu saatten sonra tarım sektöründe bir işçi olarak Türkiye'deki ismiyle çoban olarak çalıştırılması mümkün olmayacağı için bu yabancı iş gücüne yasal bir statü kesinlikle bulunması lazım. Yani bizim çocuklarımıza belki çoban değil de kovboy dememiz lazım. Birisine kovboy dediğinizde gurur okşanırken çoban dediğinizde alınıyor ki ben bunu Kahramanmaraş Göksu'da adam eşek çiftliği kurmuştu ve çok zor bir süreçle köyüne gidip konuşmuştum. O zamanın parası da bundan 10 yıl önce 2500 liralık, 3500 liralık maaş veriyorum. Ben eşek çobanlığını yapmam. Bana ne derler diye işi kabul etmeyen çok insan var demişti. Biz çobanlığı daha kurumsal bir yapıya dönüştürmek belki gerekli. Böyle işte siz dediniz ya sosyal statü olarak öyle bir kimlik oturtulmadı ki, o ayrıcalıklı bir kimlik olmalı. Belki orada işte televizyonun da burada önemi, filmlerin de önemi. Ama esas mesele bu yabancı işçi probleminin yaşanmasındaki en büyük etken de eğitim planlamamızın olmaması, çıraklık mesleğinin kaldırılmış olması. Hocam çok dar bir vakitti ama doyurucu bir program oldu. Teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen dönemlerde daha uzun programlar yaparız. Son sözünüzü alalım ve veda edelim. Yani son sözüm ben tüm izleyicilere iyi akşamlar diliyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Umuyorum işte hasat dönemlerine başladık. Geliyor 15 Mayıs ve sonrasında Ceylanpınar'dan başlar. Bütün üreticilerimize bereketli bir üretim dönemi geçirmelerini diliyorum ki yağışlarımız da artık yüzümüzü güldürecek seviyeye geldi. Çok şükür. Herkese bol bereketli bir kazançlı yıl diliyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Şeref verdiniz Tarım Masası'na. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bugün programımız bizim alışık olmadığımız bir şekilde 45-50 dakikada bitirmek durumunda kaldık. Önümüzde 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri var. Ülkemize hayırlı olan sonuçların oluşmasını Allah-u Teala'dan niyaz ediyoruz. Kim hayırlıysa, hangi isim hayırlıysa o isim bu ülkeyi yönetsin, bu ülkeyi yönetsinler. Bizim işimiz tarım. Tarımın siyaset üstüne çıkarılması da yine bizim tarım masasında temel misyonlarımızdan birisi. Hangi siyasi iktidar, hangi isim kazanırsa kazansın, bizim için önemli olan, en önemli konu
üreticinin kazanması, üreticiyi korumadan tüketiciyi korumak mümkün değil. İnşallah çok güzel günlerde belki bunları hiç konuşmayacağımız, üretimde her şey dört dörtlük olmuş, ihracat ki konuşamadığımız konular var. Katma değerli ürünler neden üretemiyoruz? Birçok konu var ama inşallah ilerleyen dönemde Zeki Hocam'ı tekrar programa davet ederiz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına Allah'a ısmarladık.